Halkların Demokratik Partisi grubu adına Sayın Necdet İpek Yüz. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aslında Türkiye'de her gün yeni bir hukuksuzluk, yolsuzluk, usulsüzlük saptanırken hiç bunlar gündeme gelmemekte, başka konular öncelikli olarak gündem değiştirilmekte, toplum kutuplaştırılmakta, nefret, ayrımcılık, bütün hukuksuzluklar uygulamaya sokulmakta. Ve bu ülkede barışın gelmesi için, şiddetin sona ermesi için, hukukun üstünlüğünün yerine gelmesi için çaba harcayanlar sesi duyurmamakta, usulsüzlükler daha çok ön plana çıkmakta. Ve maalesef bu medyayla, bu algı operasyonunda da sanki bütün her şey gerçekmiş gibi ortaya çıkmakta. Birkaç konuya değinmek istiyorum, zaman yeterse. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı kardeş belediyeler diye bir etkinlikte konuşma yapıyor. Ve konuşmasında diyor ki Doğu ve Güneydoğu'daki belediyelerin çoğu sıkıntılı. Borç içinde, malzeme bulamıyorlar. İşte kardeş belediyeleri yapalım, işbirliği geliştirelim. Kardeş belediye. Kardeş denince zaten eşitlikten uzaklaşmış oluyoruz. Peki 2016'da 102 belediyenin 95'ine kayyum atayan kimdi? Kimdi? Bu atamadan sonra bu belediyelerin bizim arkadaşlarımız ilk seçildiğinde afişler duvarlara asıp hırsızlık, yolsuzluk, borç miktarını belirten kimdi? O belediyelerdi. Televizyonlar o günün heyecanlı günlerinde baklavaları, tatlıları, odaları, fıstıkları, fotoğraflarla sosyal medyada paylaşılan bilezikleri, tesbihleri gösteren kimdi? Ve şimdi o belediyeler sanki ihtiyaç bunu geliştirelim. Bu durumdan biz yola çıktığımızda aslında Türkiye'de geldiğimiz hukuksuzluğun bütün her şeyi ortaya çıkmakta. Niçin bunu söylüyorum? Birkaç örnek vermek isteyeceğim. Hep kayyum dediğimizde bize tepkiler falan gelmekte. Aslında seçimle elde edilemeyen başarı biz gasp dediğimizde itiraz pişir, gasp ediliyor. Sevgili arkadaşlar, burada tartışması yapıldı. İlk yapılan neydi biliyor musunuz? İlk uygulama 31 Mart'tan sonra. Van, Tuşba, Edremit, Çaldıran ilçelerinde. Diyarbakır'ın Bağlar ve Lice ilçesinde. Erzurum'un Tekman ilçesinde. Ayrıca Siirt, Gökbaş ve Kars, Dağpınar beldelerinde kanun hükmünde kararname gerekçesiyle mazbatalar verilmedi. Ama Yüksek Seçim Kurulu kabul etmişti, seçime gidilmişti, seçim kazanılmıştı. Ve peki ne yapıldı? Yüksek Seçim Kurulu'na çıkan karar ikinci seçilen partiye verilecek. Şimdi böyle olduğunda anımsayalım, sosyal medyada, ana televizyonlarda göstermedi. Van Tuşba'da eş başkan, birinci meclis üyesi Ayşe Minas, belediye meclisinde ilk toplantıda AKP'den gelen belediye başkanı Salih Sakman'a şöyle seslendi. Salih hocam, siz benim ilkokulda öğretmenindiniz. Şimdi seçilmiş değil, atanmış olarak buraya geliyorsunuz. Benim ilkokul öğretmenim olduğunuz için saygım var ama bu yaptığınız haksızlıklara karşı birkaç cümle söylemek istiyorum. Salih Hoca, sen benim ve arkadaşlarım arasında bir ilişki kurdurmak istiyordun. Sakın arkadaşlarının silgisini çalma, kalemini çalma, haksızlık yapma diyordun. Ve bugün bu kürsüye oturarak sistemin bir parçası olmuşsun. Ve siz bu sistemdeki hırsızlığa devam etmek istiyorsunuz. Bu yaptığınız seçilmişlerin hakkını gasp etmektir. Bunu niçin söylüyorum? Yolsuzluk dediğimizde, kirlilik dediğimizde büyüyen problem. Sevgili arkadaşlar, Diyarbakır Bağlar Belediyesi. Diyarbakır Bağlar Belediyesi, Bağlar dediğimde Diyarbakır'da türküler var, çeşitli oyunlar var, gösteriler var, birçok şey dile getiriliyor. Diyarbakır Bağlar Belediyesi'nde %71 bile oyla Zeyhat Ceylan ve Zübeyde Zübül seçilmişlerdi. Ve tekrar bir uygulamayla %25 oy alan, %21 oy alan
bir %25 oy alan Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki AKP'deki adaya devam etti. Hüseyin İmamoğlu'da. Ve şimdi geçtiğimiz günlerde 3 gün önce Diyarbakır'da 3 kurum, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır İş Adamları, İş İnsanları da diye DİSİAD diye bir dernek, Diyarbakır Ticaret Borsası bir açıklama yaptılar ve bu saate kadar tekzip edilmemiş. Diyarbakır'da 36 aylık bir kiralama yapıyor Bağlar Belediyesi ve belediyenin yaptığı kiralamadaki gerekçeyi de ben getirdim, okumak istiyorum. Diyor ki, doğal afetler, salgın hastalıklar, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ani beklenmeyen ve idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedilikle yapılması. Yeni yıldan gelmesine 10 gün önce. 36 aylık bir 99 milyonluk bir kiralama işlemi yapıyor. Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Diyarbakır sanayici iş insanlarının söylediği şu: toplam maliyeti sıfır alsa 14 milyon edecek bir maliyetin 99 milyona kiralanması, her ay 3,5 milyona yakın para ödenmesi. Bu yolsuzluk değil de nedir? Ve nasıl yapılıyor? Bu ihale davetiye usulüyle, bu okuduğum maddeye dayanarak ve dışarıdaki bir firmaya veriliyor. Hiç kimse bu firmayı tanımıyor. Bir taraftan da yereli güçlendireceğiz diyorsunuz, bir taraftan da kalkındıracak diyorsunuz. Borçlanma yetmiyor, yeni borçlanmalara vesile oluyorsunuz. Ve yerel deyip aslında yerel değil, yandaşları kalkındırıyorsunuz. Her yandaş dediğimizde ürküyorsunuz ama bunu yapıyorsunuz. Seçimlerde ne yapıyorsunuz? Elde edemenizi gasp ediyorsunuz. Hırsızlık yapanı, hukuka aykırı davrananları da ödüllendiriyorsunuz. Ve iktidara yaranmak isteyenlere de her türlü ortamı yaratıyorsunuz. Bakın, tekrar 2 gündür bazı şeyler kamuoyunda tartışılıyor. Ankara Üniversitesi'nde daha önce silahla poz veren kişi şimdi Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde akademisyen olarak çalışmaya başlamış. Böyle şey mi olur? Bir taraftan barış akademisyenleri barış istedikleri için, şiddete karşı çıktıkları için yüz akımıkken onlarla uygulama yapılıp bir taraftan eli silah gösteren kişiyi siz akademik açıdan önünü açıyorsunuz. İşinize gelince, eyvallah, işinize gelince hemen bir yaftalama. Bu ülkede şiddete karşı çıkanlar mağdur oluyor, şiddeti savunup, şiddeti gösterip bunu şaka yaptık diyenler ve her yerde övenler de tam tersine ödüllendiriliyor. Siz bunu yaptığınız sürece hiçbir zaman ilerleyemezsiniz. Bu yolsuzluk ve eşitsizlikler üzerine gittiğimizde bir taraftan sosyal devlet kavramını da yok ettiniz. Batman'da geçtiğimiz hafta sosyal medyada bir konu gündeme geldi. Bir öğretmen, 2 çocuğu da beyninde sorun var, hastalık var. Bir tanesini tedavi atlatmış, başaramamış ve tedavi olması gerekiyor. Kampanya düzenlemesi lazım. Valiliğe gidiyor. Gençler diyor ki, öğretmenimizle ilgili böyle bir problem var. Kampanya düzeliyor. Ve biz parti olarak da sahip çıktık. Eğitim Sen sahip çıktı. Sivil toplum örgütleri sahip çıktı. Bir kampanya düzenledi. Fakat arkadaşlar, sosyal devlette bu iş kampanyalarla, televizyondaki gösterilerle, sanatçılar çıkıp yani kutsal, anlamlı işler yapılıyor. Fakat devlet kendi işini yapmayınca, kampanyalarla bunu işi dönüştürürse, işte Ankara başkentte dediğimiz yerde metroda uyuyan insan diyor ki, ben para topluyorum, haftada bir otele gidiyorum. Biz burada işsizlik dediğimizde, yoksulluk dediğimizde, perişanlık dediğimizde sizler buna itiraz ediyorsunuz. Ve gençler, sivil toplum örgütleri, sanatçılar, aydınlar bu olayla ilgili bir çalışma yürütürken Aile Bakanı oturmuş makamında kimi zaman böyle nutuklar çekmekte. Bunu görmemekte. Devletin görevi en başta en temel ihtiyaçlarımız olan yurttaşların hakkını gözetmektir. Bu nedir? Yaşama, barınma, sağlıklı olma, beslenme, eğitim, bunların hepsini koruması lazım. Bu konuda çaba harcaması lazım. Bunu yapmadığımız zaman eşitsizlik daha da artacak, huzursuzluk daha da artacak, ayrımcılık ve nefret gelişecek. Değerli vekiller, halkın emeğini, parasını gasp edenler gidecek. Gerçekten son 2-3 gündür çok konuşuluyor. Bu devran dönecek. Bu devran gidecek.
Ne yapılırsa yapılsın umut yeşerecek, barış yeşerecek. Bütün algılara rağmen bu oyun bozulacak, önümüz açıktır. Saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum.